Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer gözleme tarifiyle geldim. Patatesli katmer gözleme yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 3 su bardak un, 1,5 çay kaşık tuz, 1 tatlı kaşığına yakın şeker, 1 bardak ılık su. Su miktarını artırabiliriz arkadaşlar. Kıvamına göre su miktarını artıracağız. Ben sonrasında yarım su bardak daha su kattım bardağıma. Bu suyun da tamamını kullanmadım. Yarısını kullandım. Yani çok az, yaklaşık 1 çay bardağına yakın ekstradan su ekledim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Görüyorsunuz çok yumuşak değil, çok da katı değil. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hazırlamış olduğum hamurumu tezgaha alıyorum. Un serpip önce ortadan ikiye, sonra 4 eşit parçaya böleceğim. Bu şekilde 8 tane beze elde edeceğim. İçerisinde hiçbir şekilde kabartma tozu yok, maya yok. Sadece un, su, tuz ve şeker arkadaşlar. Evet, hamurumuzu bu şekilde parçalara ayırıyorum ve bezeler yapıyorum. Yapmış olduğum bezeleri de unlayarak bu şekilde tepsiye alıyorum. Bu bezeleri de biraz dinlendireceğim. Evet, dinlenirken iç malzemesini hazırlıyorum. Bir tane soğanı yemeklik doğruyorum. Ertesi günden kalma patateslerim vardı arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Sizlere de fikir olsun. Eğer haşlanmış patatesiniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Yoksa da haşlayabilirsiniz arkadaşlar. Patates pürem de vardı. Patateslerle birlikte güzelce karıştırdım. Evet. Şimdi patatesleri ezeceğim. Aynen püre gibi. Bu şekilde kavurmak için hazır olacak. Evet. Böylece patateslerimi de değerlendirmiş oldum. Tavaya biraz sıvı yağ alıyorum ve ince doğramış olduğum soğanları ekliyorum, kavuruyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığına yakın domates salçası, tuz, karabiber ile lezzetlendiriyorum. Kırmızı toz biber. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir güzel kavuruyoruz. Domatesin o çiğ kokusu çıksın. Ve ezmiş olduğumuz patatesleri de kavrulmuş soğanlarımıza ilave ediyoruz. Devam kavuruyoruz. Bu şekilde patates kavurmamızı elde etmiş oluyoruz. Ve böyle gerçekten kavrulmuş patates çok daha lezzetli oluyor çiğ kullanmaktan. İç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi bu iç harcını kabıma alacağım. Soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi. Harcımız hazır. Şimdi bezelerimizi dinlendi. Merdane ile bezelerimi açacağım. Harcımı içerisine koyup katmerlerimi pişireceğim. Açma işlemini dilerseniz tahtanın üzerinde, açma tahtasının üzerinde oklavayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mutfak tezgahının üzerinde merdane ile açtım. Eğer çok fazla yapmış olsaydım tahta sinme yere kurup o şekilde oklavayla katmerlerimi pişirecektim ama gerek duymadım. Bu şekilde tezgahımın üzerinde ben açıp katmerlerimi hazırladım. Elde etmiş olduğumuz patates kavurmasını bu şekilde açmış olduğum, incecik açmış olduğum yufkamın içerisine sürüyorum. Tereyağını da erittim. Tereyağını da birazcık fırçayla gezdirdim. Daha bir lezzet versin diye. Sonra bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar.
kapattığım bölümleri de eritmiş olduğum tereyağından fırçayla sürüyorum. Dilerseniz ocakta teflon tavan üzerinde pişirebilirsiniz. Dilerseniz sileksiniz varsa benim gibi sileks tavada pişirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde katmerlerim hazır. Dinlendikten sonra üzerine merdane ile biraz bastırarak büyütebilirsiniz. İki taraflı pişiriyorum. Pişmiş olan katmerimin üzerine de fırça ile tereyağı sürüyorum. Bu şekilde lezzetine lezzet katmış oluyorum. Evet. İki taraflı çevirerek pişiriyoruz arkadaşlar. Aynen gözleme gibi ama katmer yapıyoruz. Evet. Tereyağı sürüyorum fırçayla. Bu şekilde bitene kadar tüm katmerlerimi pişiriyorum. Evet, patatesli katmerlerim artık servis için hazırlar. Şahane oldular, yumuşacık arkadaşlar. Şimdi sizlere de burada böyle parçalayıp göstermek istiyorum. Henüz çok sıcak. Görüyorsunuz incecik. Kat kat. Ve müthiş lezzetli arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten patatesle yapılan gözleme ve katmerler çok lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar da bir yayınımızın sonuna geldik. Bana destek olmak için videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini de açıp beni yakından takip edebilirsiniz. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.